aday verilmiş değil mi? Evet. Bizim aday daha biz işte şimdi de açıklayacağım. Hepsi olan. Osman Sezer Kayabaşı köyünden. Deprem oldu saat 4.30 arası. Ondan sonra dışarı kendimizi atarken sarsıntıda kolum kırıldı. Enkazda zor kendimizi kurtardık. Gelen olmadı, yetkililerde hiç gelen olmadı. Vatandaş, şirket sahipleri sağ olsunlar. Zenginler işte hayırsever insanlar getirip dağıtıp gidiyor. Yetkilileri kimseyi görmedik. Ne belediye başkanımızı gördük. Ne ondan sonra bir kaymakamı gördük. Yetkili hiç kimse yok yani. 15 kişi burada şimdi ölen var. Köy dışında ondan sonra köye nüfus kayıtlı olan başka şehirde yaşayan İslahiye'de, Antep'te 40 kişi civarında köyde şey var, ölü var. Bu mahallenin nüfusu 900 nüfusu var buranın. 350 hane. Ya %60'ı zarar gördü. %70'i zarar gördü yani. Yıkılan evler en azından 100 ev var. Yerle bir olan. Kaç gündür gıda yardımı geliyor. Vatandaşlar getiriyor. O hayırsever insanlar getiriyor yani. İlk geceyi biz sokakta geçirdik. Yani meydanda geçirdik. Hala meydanlardayız yani. Çadır yok. Biz sabaha kadar sandalyede ateşin yanında şey yapıyoruz yani. Daha çadır yardımı yok. Daha. Enkaz kaldırma, enkazı kaydetme hiçbir şey yok. Cenazeler 3 gün, 4 gün sonra savcılık talimatıyla savcılık işte ben gelmeden cenazeleri defnedemezsiniz. Haber geldi. 4 gün sonra cenazeleri defnettiler. Hep cenazeler taziye evinde. Ondan sonra kalmak şartıyla cenazeler artık kokmaya başladı. Soğuk hava rağmen yani. Kendimiz vatandaşlar çıkardı. Devlet yetkilisi hiç kimse gelip de çıkarmadı cenazeleri. Bir çocuğu 4 gün sonra çıkardık. Ramazan Taşdemir isimli onun bir torunu. 4 gün sonra onu vatandaşlar gene çıkardı yani köyün vatandaşları. Artık donarak da öldü. Artık tabii. Artık açlıktan mı öldü, artık enkazda mı öldü? Yani 4 gün, 5 gün sonra çıkarılan bir cenaze ne olur? Her şey olabilir yani. Kadını gene 3-4 gün sonra yani çıkardık. Bir çocuğu 5 gün sonra çıkardık. Hep yani köylü vatandaşlar çıkardı. Devletin hiçbir yetkilisi gelip de köyde şu cenaze kalmış mı? Şöyle olmuş mu? Hiç demediler yani. Halen de mevcut şu anki belediye başkanımız şu an bir geçmiş olsuna gelip de demedi. Köy gezmesi lazım. Şifayla hiç olmazsa. Kimse maddi yapamaz zaten. Hasar çok büyük. Ama gelsin insanın gönlünü alsın yani. Şimdi mevcut olan iktidar, ondan sonra yetkililer, partililer oy zamanı geldi mi gelip burada 40 takla atarlar. Ondan sonra şunu vaat ettiler, şunu yapacağız, bunu yapacağız. Ona seçim bittikten sonra hiçbir şey yerine gelmiyor yani. Hiçbir yolumuz, hiçbir şeyimiz yani hiçbir devletin verdiği şeyleri, bu dere ıslahları hiçbir şey yapılmadı yani. Projeye alınan bir şey de yapılmadı. Ha bizim de evin önü deredir bak. Dere çok gelse de biz gideceğiz yani suyla. Ama hiçbir yetkili gelip onda seçim bittikten sonra, kazanıldıktan sonra işte nasıl olsa Kayabaşı köyü çantada keklik. Çıkıyor 600-700 oyumuz, 500 oyumuz çıkıyor. Ondan sonra nasıl olsa gene biz alırız yani. O anlayışlıyla adamlar hiçbir yetkili görmedik burada yani. Bir seçimde gelirler, seçime yakın gelirler yani. Elektrik su yok. Odun yok. Bir şey yok.